Güzel ve temiz bir oyun geç, geçirdiniz diyebiliriz aslında. Ee, ben tahminlerimde Team Aurora'nın en azından hani bir iki oyun alabileceğini açıkçası söylemiştim fakat e, öyle gelişmedi olaylar. Şimdi artık büyük finaldesiniz Türkiye büyük finalindesiniz ve karşınızda da gerçekten çok güçlü bir rakip var o da Dark Passage. Bu konuyla ilgili e, düşüncelerini önce bir alayım senin. Um, hani karşı final oynamaya aslında biraz alışım daha önce de oynamıştık çünkü. Um heyecanlıyız tabii. Çalıştık. Hani bütün hafta bunun için hazırlandık. Haftalarca daha doğrusu. DP'yi yenip taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Peki, Stamay ya sana dönmek istiyorum. Şimdi aslında lige baktığımız zaman e, ormancılarda hatta Serseyle burada röportaj yaparken de söylemiştim. O da çok çok ön plana çıkan hatta ligin en iyi ormancılarından bir tanesi demiştim. Bir diğeri de nadizane fikrime göre sensin. E, karşılaşma sence nasıl olacak? Bir üstünlük sağlayabilecek misin Serseye karşı? Nasıl gelişecek sence final maçı? Açıkçası önceden bana karşı iyi oynamadı iki maçımızda da. O yüzden böyle Hecarim falan da seviyor. Genelde solo taşımayı seviyor. Böyle sevmiyorum. Gank atarak kazan kazanacağım yani. Peki o ne düşünüyor? Supro. <gülüyor> <gülüyor> o da kazanacağınızı mı Evet. Peki şimdi sorulara geçelim isterseniz. Hacı soruyor hashtag ile neler yollamışsınız bir bakalım. Teknolojinin ee, teknolojinin talihsizliğiyle karşı karşıya bulunmaktayım şu anda. Çok güzel. Şarjım. Yok, <laughs> ay şarjı ama şöyle bir bakalım, evet açılmayacak. Tamam, peki. Ben kafamdaki sorularla devam edeyim. Ee, finalde dediğim gibi daha önce Dark Passage'la da burada e, röportaj yaptığımızda onlar da iddialı konuşmuşlardı ve Supermassive'la oynamak istiyoruz zaten. Hani sonucun ne olacağını bilmiyorlardı, Aurora'da çıkabilirdi. Onlar da sizinle final oynamak istiyorlardı. Bu final karşılaşmasında iki takımın da birbirini bu kadar e, görmek istemesi finalde sebebi nedir? Açıkçası hani benim burada iddialı konuşmama gerek yok. Bence daha iyi olan takım kazanacak, daha iyi takım oyunu oynayan. Bence bunun sebebi maçların çekişmeli geçmesi olabilir. Umarım tek taraflı geçmez ve herkes için seyir eğlenceli maçlar olur. Şu anda tabletim de kendine gelmiş bulunmakta. Ee, bakalım klasik sorulardan bir tanesi Furkan Demirhan'dan gelmiş. Ee, yine benzer bir soru. Ee, Subtaldrin yerine Fabulous tercih ediliyor. Finalde hangisi oynayabilir? Konuyla ilgili bilginiz var mı? Gerçi bunu Hatch'e sormak lazımdı ama. Hmm, şu an belli değil açıkçası. Hatch'i daha iyi bilir öyle diyeyim. <laughs> Yep. Bir diğer soru, ee, şöyle bir bakalım. Evet, o da zaten son maçla alakalı. Sup ilk maçta Crystal'a bayağı bir baskı yaptı. Bu baskı önceden planlandı mı yoksa o anlık akıllarına mı geldi diyor Semi. Ee, genelde baskın oynamak hani bizim planladığımız bir şey. Bu tamamen match bağlı. Alt koridor, orta koridor olsun, jungle olsun. Oyun esnasında karar verdiğimiz bir şey yani. Peki. Ee, Ruven'in Draven alacağını hiç düşünmüş müydünüz? Açıkçası düşünüyorduk ve Zorksting'in Blitzkring alacağını da düşünüyorduk ama almadı. Bizim için iyi oldu o için. Peki. Ee, bakalım. Peki Açu nerede değişimi takımı nasıl değiştirdi? Bunu, bunu sana soralım. Bence bana sorarsanız bir farkı yok. Yani genelde Kemal'le ben jungle'ı eziyoruz karşı jungle'ı. O yüzden kazanıyoruz oyunları. Devam edelim yine. E, Dumbledore sana geliyor bu soru. Bu da e, evet yine aynı soru aslında. Bunu da sakıp Dalan sormuş. Nerede değişimi seni etkiledi mi diyor. E, pek etkilediğini söyleyemem çünkü geçen sene zaten Nardel'e daha önce oynadığım için hani bir sinerjimiz var. E, kısa sürede birbirimize uyum sağladık ve aynı şekilde devam ediyoruz yani. E, bir de Cihan Kadı Kıran soruyor. Final maçına giderseniz ki gittiniz şu anda. DP karşısında nasıl bir sistem düşünüyorsunuz? Açıkçası biz takım olarak meteyi çok iyi anladığımızı düşünüyorum ve böyle oynamaya devam edeceğiz ve kendi oyunumuzu oynarsak kolay kazanacağımızı düşünüyorum. Peki. Ee, Burak Beşli sormuş ama bu soru pek uygun değil o yüzden sen daha sonra Twitter'dan bakarsın. Sana yöneltemeyeceğim bu soruyu. Ee, maçtaki Takım savaşlarında önemli olan kendini korumak mıydı sizin için bu oyunlarda? Yoksa rakibi katletmek miydi? Elif Nur Yıldız sormuş. Bizim için takım savaşlarında önemli olan sonucunda nasıl objektif alırız? Rakibi öldürmek değil kesinlikle. Olabildiğince objektif üzerine oynuyoruz. O yüzden öldürmemiz veya öldüremememiz pek önemli değil yani. Peki dünkü DP maçını izlediniz mi? Evet izledim. Peki DP'nin aslında son maçta hemen hemen... Ki yani kusursuz bir maç oynadığını söyleyebiliriz, temiz bir maç oynadığını söyleyebiliriz. Ee, DP'nin karşısında nasıl bir sistem eğer kurgularsanız yani ayrık ittirme yoksa yine objektif odaklı mı nasıl bir sistem izlerseniz DP'yi yenebileceğinizi düşünüyorsunuz? Bence iyi matchup bulursak mid ve botta jungle'dan kolay şekilde kazanacağız bence. Peki eklemek istediğim bir şey var mı sizleri e, izleyenlere? buradan bütün hayranlarımıza bizi desteklediği için teşekkür ederim. Umarım TBF'de bizi desteklemeye devam ederseniz ve kazanıp sizi mutlu ederiz. Peki final heyecanı eminim seni de sarmış bulunmakta. Sen neler söylemek istersin hem izleyicilerinize hem de tabii ki taraftarlarınıza? Bize destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar. Teşekkürler. E, bugünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. E, Süper ile olan röportajımız şu andan itibaren bitmiş bulunmakta. Hacı Soruyor hashtag ile bizlere sorularınızı gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz tabii ki. E, bir sonraki röportaj maalesef olmayacak. E, o yüzden bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz.